Bu tepkimenin A'ya göre ikinci dereceden olduğunu kabul edelim. A gördüğünüz gibi zamanla ürünlere dönüşüyor. Zaman sıfırken yani başlangıçta A'nın belirli bir başlangıç derişimi var. Belirli bir T süresi sonunda A'nın o anda başka bir derişimi olacak. Tepkime hızını birkaç değişik şekilde yazabildiğimizi biliyoruz. Mesela hız eşittir A'nın derişiminin negatifinin birim zamandaki değişimi diyebiliriz. Bunu zaten daha önceki videolarda da yapmıştık. Aynı şekilde hız ifadelerini de düşünebiliriz. Buna göre hız eşittir, hız sabiti k çarpı a'nın derişimi olur. Videonun başında bu tepkimenin a'ya göre ikinci dereceden olduğunu söylediğime göre burada a'nın derişiminin karesini almamız gerekiyor. Yani yazdığımız bu iki hızı birbirine eşitleyebiliriz. A miktarındaki değişimin eksi değeri bölü, geçen birim zamanın hız sabiti çarpı, A'nın derişiminin ikinci kuvvetine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bunu, yani birim zamandaki A miktarının değişimini, ortalama bir hız olarak değil de anlık hız olarak düşünmek istiyorsak, kalkülüs bilgilerimizi kullanmamız gerekecek. Bu şekilde A'nın derişiminin zamana göre değişim hızını ifade edebiliriz. Öyleyse eksi dA bölü dt yazabiliriz. Kısaca A'nın derişiminin zamana göre değişim hızı. Bu da tabii ki hız sabiti k çarpı A'nın derişiminin karesine eşit. Böylece diferansiyel denklemimizi de elde etmiş olduk. Bir fonksiyon elde edebilmek için bu denklemi çözmemiz gerekiyor. Bir diferansiyel denklemi çözerken ilk yapmamız gerekenin değişkenleri ayırmak olduğunu mutlaka biliyoruzdur. Yani a'ları bir tarafa, t'leri ise diğer tarafa koymamız gerekiyor. İlk olarak iki tarafı da a'nın karesine bölebiliriz. Dolayısıyla sol tarafta eksi dA bölü a kare oluşmuş olur. Bundan sonra iki tarafı dt ile çarparsak, sağ tarafta da K çarpı dt elde etmiş oluruz. Bundan sonra iki tarafında integralini almamız gerekiyor. Öncelikle solda bulduğumuz şeyi buraya tekrar yazıyorum. A'nın derişiminin eksi ikinci kuvveti çarpı da. Bu haliyle integrali almak sanırım biraz daha kolay olacak. Sağ tarafta da hala K çarpı dt var. Evet, artık integral alabiliriz. Hem sol tarafın hem de sağ tarafın integralini alıyoruz k sabit bir sayı olduğuna göre onu integralin dışına alabiliriz. Sonra da başa geri dönüp integralin sınırlarının ne olması gerektiğine bir bakalım. Öncelikle zaman için düşünelim. Zaman sıfırdan t'ye kadar uzanıyor. Derişim içinse başlangıç derişiminden t anındaki derişime kadar gitmemiz lazım. O halde bunları eşitlikte yerlerine yerleştirelim. Zaman için sıfırdan t'ye kadar, derişim içinse başlangıç derişiminden t anındaki derişime kadar integral alacağız. Peki, sol tarafta neler var? Yani neyin integralini almamız gerekiyor? Burada yazdığımız şey tıpkı x üzeri eksi 2dx'e benziyor. Bu integral bize a'nın derişiminin eksi birinci kuvveti bölü eksi biri veriyor. Tabi bunu yapabilmek için birazcık kalkülüs biliyor olmamız işimizi epey kolaylaştıracak. Burada hala bir eksi işaretinin olduğunu unutmamamız gerekiyor. Yani buradaki eksi işareti hala var. Bu yüzden onu da buraya koyalım. O halde önce bu yazdığımızı biraz açalım. Bu gördüğünüz aslında 1 bölü a'nın derişimiyle aynı şey. Burada 2 eksi işareti bize artıyı vereceğine göre burası 1 bölü a'nın derişimi olacak. Sonuçta sizin de bildiğiniz gibi a'nın eksi birinci kuvveti 1 bölü a'ya eşit olur. Burada kullanmamız gereken değerler a'nın başlangıç derişimini ve t anındaki derişimi. Sağ taraftaki integral ise daha kolay. Çünkü dt'nin integrali sadece t'ye eşit. Onu da sıfırdan t'ye kadar hesaplamamız gerekiyor. Bundan sonra kalkülüsün ana teoremini kullanacağız. Bunun için elimizde olanları yerlerine yerleştirelim. İlk olarak bunu koyuyoruz, yani 1 bölü a t eksi 1 bölü a 0. Sağ tarafta ise tabii ki sadece k çarpı t olacak. Bu şekilde ikinci dereceden tepkimeler için integrali alınmış hız ifadesini de bulmuş olduk. Bu gördüğünüz kutu içine aldığım şey integrali alınmış hız ifadesi. Buna integrali alınmış hız denklemi diyenler de olabilir. Hangisini kullandığınızın pek bir önemi yok. Sadece bu ifadenin çok önemli ve kullanışlı olduğunu unutmasak yeter. Hatta bu denklemi istediğimiz şekilde düzenleyebiliriz. Mesela 1 bölü a'nın başlangıç derişimi terimini sağ tarafa geçirebiliriz. Böylece 1 bölü a'nın derişimi eşittir k çarpı t artı 1 bölü A'nın başlangıç derişimi ifadesini elde edebiliriz. Bu eşitlik size tanıdık gelmiş olmalı. Sonuçta bu bir doğrunun denklemi değil miydi? Yani y eşittir mx artı b gibi zamanı x eksenine 1 bölü a'yı da y eksenine koyarsak düz bir çizgi elde ediyor olacağız. Bu doğrunun eğimi olan m de aslında k'ya yani hız sabitine eşit olacak y ekseninin kesim noktası ise yani b1 bölü a'nın başlangıç derişimine eşit olacak. Öyleyse hemen buraya bir grafik çizerek bunu görsel olarak da gösterelim. Eksenler bu şekilde. x eksenine zamanı, y eksenine ise 1 bölü a'nın derişimini koyuyoruz. Eğer ikinci dereceden bir tepkimeden bahsediyorsak, buraya çizdiğimiz şey bir doğru olmalı. Ben de örnek olarak buraya düz bir çizgi çekiyorum ya da çekmeye çalışıyorum. Nasılsa siz ana fikri anladınız. Bu çizginin eğimi hız sabitine eşit. Biraz önce gördüğümüz gibi. Eğim k'ye eşit. Doğrunun y eksenini kestiği nokta ise 1 bölü a'nın başlangıç derişimine eşit. Yani bu nokta 1 bölü a'nın başlangıç derişimi. Buraya kadar gördükleriniz, ikinci dereceden bir tepkime için yazılmış, integrali alınmış hız ifadesi. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur.